Perşembe Yeni Gün Özel programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Gün Özel'de bugün çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Şener Kırıkkaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Şener Bey, BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı. Nasılsınız Şener Bey? Teşekkür ederim. Her şeyden önce bu programda bana yer verdiğiniz için sizlere, Yeni Gün ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, iş adamı olarak şu anda, ondan sonra BEGOS'a girelim. Türkiye'yi şöyle nasıl görüyorsun, bir iş adamı olarak? Türkiye'de nasıl bir ortam var, nasıl görüyoruz? Siyasi bir ortamdayız. Şu anda seçimlerle yüz yüzeyiz. Seçimleri bekliyoruz. Bu seçimlerin arkasında Türkiye'de ekonomik istikrarın devam etmesini, şu andaki ekonomik sıkıntıların çözülerek, tekrar yenilenerek çok güzel bir ekonomik politikaların izlenmesini bekliyoruz. Bugün işsizlik istikrar Türkiye'de mi? İstikrar, evet. Kesinlikle istikrar ama ekonomik istikrar. Evet, ekonomik istikrar derken şu andaki durum sizi hoşnut ediyor mu? Şimdi şu anda ülkemizde bir belirsizlik var, işsizlik var, iş imkanları var ama işçi yok. Biz şu anda BEGOS'ta bununla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bulunduğumuz yer olarak baktığımızda, şehrin içinde, şehrin merkezinde, Türkiye'de ender rastlanan bir yerlerde bir organize sanayi bölgesiyiz. Buna karşılık yeterince işçi bulamıyoruz. Bunun da sebeplerini tabii ki ekonomik şartları göz önüne alarak bakmak gerekiyor. Öncelikle insanlar yoğun çalışmalarda çok büyük paralar kazanmayı hedefliyorlar. Ya da hiç çalışmadan çok daha farklı paraları alarak yaşamalarını sürdürüyorlar. Bunların olmaması için işte ekonomik istikrara ihtiyacımız var. Çok ilginç değil mi? Ülkede işsizlik o kadar yüksek boyutlarda ve siz diyorsunuz ki biz BEGOS'ta işçi bulabiliriz. Çok doğru. Üretim yapan özellikle tekstil firmalarımızın hepsinin kapılarında hala pankartlarla eleman aranıyor levhaları. Sürekli olarak bizde asılı vaziyette. Gelen herkese iş imkanları var. Ancak ne yazık ki yeterince işçi bulamıyoruz. Evet, bu çelişkiyi zaten anlamak mümkün değil aslında. Yani işsizlik bu kadar yoğun. Peki kalifiye eleman mı sıkıntısı var, yoksa kalifiye eleman var da daha farklı nedenler mi var işçi bulamamanızda? Şöyle söyleyeyim, sektörün daha önceki çok yoğun tempolu çalışmalarının sonucunda yavaş yavaş ihracat azalmaya başladıkça tekstilden ayrılanlar tekrar tekstile geri dönmediler. Bunun yanında yeni eleman çalıştırmak ve yetiştirmek için de bir takım kurslar açıyoruz. Biz BEGOS olarak İSKA projesinden çok büyük bir destek alarak 9 aylık bir sürede kurs programı uyguladık ve basın dahil olmak üzere herkese reklam vererek eleman toplamaya yetiştirmek üzere ve işe hazır istihdamı mezun oldukları ikinci aydan itibaren paralarını, maaşlarını sigorta olarak alabilecek elemanlar yetiştirmek için çok çaba sarf ettik ama yetiştirebildiğimiz eleman sayısı 90 kişiyi geçmedi. Daha fazla müracaat bile olmadı. Çok ilginç. Evet, bu konu daha geniş, daha gideceğiz ama BEGOS'a girelim. BEGOS ne zaman kuruldu, nasıl gelişti, düşünce nereden çıktı, neler BEGOS var? Çok eski bir kuruluş tabii ki. 96 yılında Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin destekleriyle ve o günün ortaklarıyla birlikte kooperatif olarak kurulmuş. BEGOS böyle bir gelişmiş bir yer. BEGOS'un BEGOS olması 2002 yılından, 2012 yılından itibaren de organize olması ve Türkiye'nin tekstildeki ilk ihtisas organize sanayi olarak güzide bir yeri olarak da bakanlık tarafından onaylanmış. 2012 yılından beri de 2002 yılından beri çok özür diliyorum organize olarak faaliyetlerini gösteren bir yer. BEGOS'un güzel olan bir tarafı Ege bölgesinin verimli alanlarının içinde kurulmayıp, dağın tepesinde kurularak, maliyetleri çok yüksek yatırımlar yapılarak
memlekete, ekonomimize büyük katkılar bulunacak bir bölgede olması, şehrin merkezinde olması, ulaşım probleminin çok fazla olmamasından, otobana çok yakın olması, havaalanına ve baktığımız zaman İzmir limanına 10 kilometre bir mesafede olması, bununla ilgili çok önemli, stratejik bir konumda olan bir yer. Şu anda burası karma olarak çalışmakta. Bakanlıktan aldığımız izinlerle her sektöre, tekstil ve tekstilin yanındaki bacasız sanayi herkese açık olarak çalışmakta olan çok güzel bir yer. Şu anda 68 tane fabrikamız faal olarak çalışıyor. Bu 68 fabrikanın yanında 26 fabrikamız da inşaatlarına devam ediyor. Geri kalan 133 parselden geri kalanların da yıl sonuna kadar inşaat ruhsatlarını vermeyi hedefliyoruz. Yani Lagos şu anda tamamıyla dolu. Tamamıyla dolu. Evet, güzel bir şey. Şimdi sanayide özellikle böylesine kriz varken buralarda hala fabrikalar açılması, insanların bu konuda, bu doğrultuda faaliyetler yapması güzel bir şey tabii. Aslında biraz evvel söylediğim birçok avantajları var Lagos'un. Bu avantajlar değerlendirilebiliyor mu? Mesela havalimanından bahsettiniz, ulaşım kolaylığından bahsettiniz. Şimdi ulaşım kolaylığından bahsettiğimiz yerde şehrin içinde olduğumuzdan dolayı giriş çıkışlarda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Bunları yerel yönetimde ve hükümetimizin başında bulunan arkadaşlarımızla da bakanlarımızla da görüştük. Özellikle otobana çok rahat bir bağlantı yeri bekliyoruz. Yaklaşık 6 yıldan beri bunlarla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki geniş olan bir yolumuz açıldı ama otoban bağlantısıyla ilgili henüz problemlerimiz var. Bunlar da gelecek dönemlerde söz verildi. Onların hepsi de herhalde yapılacak. Evet, söz verildi deyince geçenlerde Sayın Bakanlarımız, Bakanımız ziyaret etti Lagos'u. Verilen sözlerin içerisinde bu bağlantı yolu da var mıydı? Bakanımızın verilen sözlerin içinde bağlantı yolu da vardı. Ormandan destek istedik. Bununla ilgili bizim arkamızda bir dere var. Bu kurumuş bir dere. Bununla ilgili bir takım problemlerimiz vardı. Bunları çözmek için bize söz verdi. Artı orada yaklaşık 200 hektarlık bir alanı C tipi mesire yeri olarak Begos'a verilmesini ve oranın ağaçlandırılmasını, aynı zamanda sanayi arsalarımızın tamamen taşlık alanda olduğumuz için istediğimiz kadar ağaçlandırma ile ilgili bize destek vereceklerini sözlerini verdiler. Peki Büyükşehir ve ilçe belediyesiyle ilişkileriniz nasıl gidiyor? İlçe belediyemizle ilişkilerimiz çok çok iyi. Ama Büyükşehir ile ikisinin arasındakilerden dolayı bir takım kopukluklarımız var. İlçe belediye başkanımız çok çalışkan, çok sevimli, herkese destek olmaya çalışan ama belediyenin kendi ilçe imkanlarıyla bize yeterince destek olan bir kurum. Ancak Büyükşehir'den yeterli destekleri henüz alamıyoruz. Onların girişimleriyle sanırım çok kısa zamanda Büyükşehir de bize destek verecektir. Evet, tabii sanayiye destek vermek gerekir. Çünkü kentimizde işsizlik oldukça yoğun aslında. Fakat işin garip tarafı az önce bahsettiğim o çelişkili durum. İşçi arıyoruz ama işçi yok. Çok doğru. Şu anda çalışan fabrikalarımızda yaklaşık 6 bin tane işçi barındırıyoruz. Tamamen doluluk oranı oluştuğunda burada 15 bine yakın insan çalışacaktır. Ancak bu 6 bin işçinin yanında en az 1000-1500 tane daha işçiye imkan var burada. Fakat o işçiyi biz bulamıyoruz. Evet. Bu konuda özellikle eğitim konusunda, işçilerin eğitim konusunda siz dediniz ki biz Lagos olarak bir şeyler yapıyoruz. Fakat halk eğitim merkezleri de yapıyor, valilikler de yapıyor. Bu konuda işçi bulma kurumu yapıyor. Doğru söylüyorsunuz. Biz bu projede hepsiyle birlikte ortak çalışmalar yaptık. İşçi bulma kurumundan da destek istedik. Ancak çok ilginç bir şey var. Bizim özellikle İzmir'de belki de bu böyle. Belediye dahil olmak üzere ortak girişimde çalıştığımız halde lütfen size müracaat eden, iş imkanı isteyen, bayan ya da erkek bize gönderir misiniz dediğimizde evet göndermek istiyorlar. Fakat ne yazık ki müracaat eden insanlar sadece belediyelerde çalışmak istiyorlar. Yani bizlere gelip bizlerle çalışıp yorularak kazançlarını hak ederek para almaktan değil, mümkünse belediyede birilerinin sırtına dayayarak orada çalışayım imkanlarıyla, ondan dolayı biz işsiz kalıyoruz ve yeterince işçi bulamıyoruz. Evet, buna fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Türk insanı hayatından memnun mu? O mu çıkıyor buralardan? Şimdi Türk...
Şimdi istatistiklere baktığımızda, işçi kurumunun, bulma kurumlarının rakamlarına da baktığımızda Türkiye'de işsizlik oranının arttığı görülüyor. Buna karşılık iş imkanı olan İzmir gibi güzide şehirlerde bu kadar iş imkanı yaratılan şehir merkezinde olduğu halde eğer işçi bulamıyorsanız bunların arkasında başka bir şeyler var mutlaka ki insanlar çalışmak istemiyor diyorsunuz. Başka bir şeyler var derken? Demek ki insanlar çok çalışmadan para kazanacak bir takım imkanlar buluyorlar. Onun sonunda da işçi olarak çalışmak istemiyorlar. Evet, çalışmadan para kazanacak imkanlar bulunması herhalde burası aslında oldukça rahatsızcı şeyler çıkıyor. Tabii bunların arkasını bizlerin konuşması burada çok doğru değil. Yani tabii bunları bizleri yönetenler, yerel yönetimler dahil olmak üzere bunların lütfen onların düşünmeleri, onların bunlara karşılık bir önlem almaları gerekiyor. Az evvel dediniz ki önce bir işçi çıkarma oldu bu krizlerden dolayı. Ondan şimdi tekrar işçi arıyoruz fakat tekstilden halinden işte geri dönmek istemiyor dediniz. O kriz artık atlatıldı mı? Avrupa'da hala devam ediyor. Fakat bir çoğunlukla sanırım Avrupa'ya ihracat yapan firmalar aşabildi mi krizi? Şimdi Ahmet Beyciğim o kadar enteresan ki global olarak baktığımızda bütün dünyada zaten bir daralma var. Bir tüketim daralması var. Tekstil sektörü de tabii ki bunlarından etkileniyor. Etkilendiği noktada baktığınızda son 8-9 aydan beri Avrupa'daki kriz nedeniyle bu ülkeden bizden ihracat yapılanların tabii ki azalmaları var. Bunlar da fiyat politikaları, devlet destekleri, Avrupa'nın ekonomik durumları bunların hepsi birer etken. Şu anda yeni bir hareketle yeni bir kımıldamalar var ama bunun devamlılığı önemli. Yani bu devamlılık bizle Avrupa'nın birlikte hareket ettiği konumda onların pazarlarının çok açık olması ve bizlerden bu satın almaları devam etmeleri gerekiyor ki fiyat politikaları uyduğu takdirde, bizim hükümetlerimizin fiyat politikaları uyduğu takdirde sonuçta biz çok daha fazla, çünkü çok gelişmiş bir durumdayız sektörde. Bütün dünyaya baktığınız zaman Türkiye gibi çok kısa bir sürede, 2-3 haftalık sürelerde büyük adetlerle sipariş yapabilecek bizim gibi bir ülke yok tekstilde. Çin'le karşılaştığınız, zaman Çin'den bir Avrupa'ya ihracatın yapılması, öncelikle kaliteye baktığınız zaman bizdeki kaliteye hiçbir zaman yakın kaliteler değil. Bir de ulaşım problemlerinden dolayı siparişlerin onlardan çok daha uzun dönemlerde gitmesi söz konusu. Evet. Bir zamanlar yalnız uzun yıllar Avrupa'da kalınca bir zamanlar Avrupa'da söylenen şuydu: Türkiye'de çok güzel ürünler üretiliyor fakat kalite meselesinde işte başlangıçta çok güzel kaliteli ürünler geliyor, daha sonradan birdenbire kaliteli düşüş yaşanıyor. O yüzden Türkiye'yi pek istemiyoruz diyorlardı. Şimdi bunları atlatabildik mi? Bunlar çoktan bitti. Türkiye'de bugün tekstilde, tekstilin her alanında, iç giyimden dış giyime kadar hepsinde çok kaliteli ürünler üretiliyor ve çok kaliteli. Avrupa'daki tüm markaların, çok özellikle söyleyebilirim ki, en kaliteli ürünleri Türkiye üzerinden geçiyor. Peki marka yaratmak konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi marka yaratmak tabii uzun yıllar isteyen bir iş. Markayı bugün yaratıyoruz ve bugünle ilgili, markayla ilgili koleksiyonları hazırlayıp tanıtımlarını yapmaya başlıyoruz dediğinizde en iyi markanın oturacağı zaman 10 yıl gibi bir süredir. Bununla ilgili de çalışmaları tek tek firmalar bazında değil, belki tekstil camiasındaki arkadaşlarımızın birlikte adım atarak dış giyimci, iç giyimci, iş çamaşırcı, ayakkabıcı dahil olmak üzere birleşerek bir marka yaratıp onu uzun vadede nereye gittiğini görmelerinden geçer. Bunu da tabii üretici arkadaşlarımızın kendilerinin ortak bir şekilde düşüncesini alıp onların yapması gerekir. Bir de son yıllarda çok şikayet edilen bir şey var. Tekstil sektörü özellikle birçok kişinin ülkeyi terk ettiğini, özellikle Asya ülkelerine doğru gittiğinden bahsediliyor. Bu konuda söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı size? İzmir'de var mı böyle bir iş? Şimdi üretimde bizim gibi İzmir, İstanbul gibi yerlerde tekstilin göz bebeği burada. Çünkü her türlü ham maddelerin bulunduğu yerler buralar. Ancak üretime baktığınız zaman yeterince işçi bulamadığınızda, işçi maliyetlerinin buralarda arttığını düşündüğümüzde bunları üretmek için ham maddeleri başka yere gönderip
orada fason yaparak kendi bünyelerinde, kendi kurdukları firmalar bazıyla üretimi yapıp yine Türkiye üzerinden ihracatlarını yapma işleri uzun yıllardan beri var. Şu anda doğuda Batman bölgesinde konfeksiyon inanılmaz şekilde artmış durumda ama kalite ne durumdadır onu üretici arkadaşlara sormamız lazım. Çünkü herkes oralarda o işleri yaptırtamıyor. Bazı işler var ki çok özel eğitimle yapılmış insanların üretmesi gerekiyor. Onlar da işte İzmir'de kendi firmaların bünyesinde üretiliyor. Bir yerde şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ucuz maliyetli ya da ne bileyim ucuz getirisi fazla olmayan tekstil ürünleri yurt dışında daha çok. Adeti yüksek olan her şey zaten fiyatları ucuz olan. Yani sipariş adetlerinize baktığınız zaman 1000 tane ile 20.000 tane gibi rakamları denk getirdiğinizde 1000 tanelik ürün spesiyel bir ürün demektir. Özel yerde dikilip özel kumaşlarla özel imalat yapılması gerekir. Ama 20.000 tane ürün vardır ki çok hızlı tüketilmesi gereken, çok fazla özelliği olmayan ve maliyeti de düşük olduğu düşünülerek Avrupa'nın da bunu ucuz fiyata alması düşündüğünde bu fiyatı verebilmek için o zaman sizin söylediğiniz gibi bizim Batman gibi yeni gelişmekte olan devletin teşvik verdiği yerlerde dikilerek onlar ihracatı yapıyor. Yani şu anda Türkiye diyorsunuz ki daha üst düzeyde bir üretim yapıyor diğer ülkelere. Evet, evet, kesinlikle. Tabii bunun da getirisi çok daha fazla oluyor. Eskiden işte tarım ürünleriyle orada aldığımız sanayi ürünleri karşılaştırdık. İşte bir tane ürüne karşı bilmem kaç ton meyve veriyoruz falan filan günlerle. Şimdi herhalde bunları artık Türkiye yavaş yavaş aşıyor. Şimdi buna küçük bir örnek vermek gerekiyorsa, bir otomobilin ihracatının Türkiye'de imalatı, montajı bittikten sonra satışıyla elde edilen katma değerle bir tekstil ürününde yapılan arasındaki farkı baktığınız zaman ekonomistler bir arabayı satmak daha çok getiri getirir diye düşünüyor. Ancak bir arabanın imalatı için o arabanın başında 10 kişi çalışıyorsa aynı katma değeri getiren tekstil ürününün içinde örnek 10.000 tane bir tekstil ürünü de yapılıyorsa 10.000 kişinin ürettiği noktada satılabilecek de çok daha fazla insan istihdam ediyorsunuz demektir. Bu da ekonomimize tersten tekrar katkı sağlıyor demektir. Yani 10 kişiyle üretilen bir maldan kazancınızla 5.000 kişiyle ürettiğinizden kazancınıza baktığınız zaman 5.000 kişiden tekrar ekonomiye para katıyorsunuz demektir. Bunlar çok farklı şeyler. Tekstil bugün hala Türkiye'de bizim ekonomimizin işçilik açısından lokomotif olan bir sektör. Özellikle son yıllarda giyimde yerellik sektörü ileri çıkmaya başladı. Bu sık sık bahsediliyor. Yıllık ihracattan bahsediliyor. Nasıl daha çok gelişecek bir sektör mü? Türkiye bu konuda gerçekten en üst düzeye geldi mi Avrupa'da? Şimdi gelinlik sektörü gerçekten son 5 senedir özellikle Türkiye'de özellikle İzmir'i Ege Giyim Sanayi Derneği'nin oluşturduğu bir fuar olayıyla birlikte patlama yapmış durumda. İzmir'de gelinlikçiler tabii ki bu konularla ilgilenen arkadaşlarımız var. Onlar çok daha iyi bu konularda size bilgi verebilirler. Patlamış durumda bütün Avrupa'ya biz Avrupa'dan başka İran gibi ülkeler de dahil olmak üzere doğudaki ülkelere de çok fazla şekilde gelinlik satıyoruz şu anda. Evet, Türkiye'deki sanayide artık belli bir yerlere ulaştı. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Peki iş adamı olarak, çok yakın bir dönemde seçimler var. Fazla zamanımız kalmadı. İş adamı olarak neler bekliyorsunuz bu seçimlerden? Ya seçimlerden ülkede her şeyden önce ekonomiyi düzeltecek, kurulacak hükümet ne şartlarda olursa olsun, kim hükümet kurursa kursun, özellikle ekonomisi düzeltecek önlemler alınarak eskilerindeki güzelliklere devam edecek, çirkinliklerin önüne geçip yeni sistemler uygulayacak hükümetler olması gerekiyor. Özellikle biz bu işleri yaparken ekonomide özellikle döviz konusunda istikrar bekliyoruz. Çünkü biz ham maddelerimizi dövizle alıp mallarımızı dövizle satıyoruz. Bu istikrar eğer dövizle ani dalgalanmalar söz konusu değil, belirli bir noktaya oturtulduysa bizler zaten iş adamları olarak üretim yapmakta hiçbir zaman zorlanmıyoruz. Bu dalgalanmalar ve ekonomik krizler bizleri üzüyor. İstikrarlı ekonomiler istiyoruz. Dövizdeki dalgalanmayı gerçekten minimuma indirebilir miyiz? Şöyle bakınca Amerika'da bir faiz oynaması kıpırdasa 0,000 kaçlarla birdenbire bütün dünya değişebiliyor.
Şimdi bir günde herhalde TL bazında 20 lira 30 lira doların artması kesinlikle olmaması gerekiyor. Ya da 3 günde 5 günde çok hızlı bir artış olmaması ya da çok hızlı bir şekilde düşüş olmaması gerekiyor. Yani sadece söylenen 2 kelimeyle 3 kelimeyle bir zamanlar Türk ülkemizde de yaşadığımız gibi krizlerin söylenen sözcüklerle atılan kitaplarla büyümemesi gerekiyor. Onun için de ülkede istikrarı sağlayacak ekonomik politikalar var ise zaten döviz bu kadar hızlı bir şekilde dalgalanmaz. Gereği kadar yavaş yavaş yükselir ya da inmesi gerekiyorsa çok yavaş bir şekilde iner. Evet, gerçekten bu konuda söyleyecek şey çok, istikrar konusunda özellikle ülkenin geleceği konusunda. İzmir'e gelelim biraz da. İzmir'e gelelim. Güzel İzmir'e gelelim. İzmir güzel gerçekten. Gerçekten güzel yaşanılsın bir kent. Ama dün bir 10-15 dakika bir yağmurla İzmir, bir kaos ortamı yaşandı İzmir'de. İş adamı olarak muhakkak sizde rahatsız eden epey yönü vardır bu işlerin. Tabii ki yerel yönetimlerin bunlarla ilgili çok iyi çalışmalar yapması gerekiyor. Yani İzmir gibi bu kadar güzel, bu kadar doğada iç içe olan, çok yakın bir yerlerde doğanın en güzelliklerini bulabileceğimiz bir kentte 15 dakikalık yağmurla eğer köprü altlarında arabalar yine kalmaya başlıyorsa, evlere su basmaya başlıyorsa yerel yönetimlerin bunlara kulak verip yapmaları gerekenleri bir an önce yapmaları gerekiyor. Yine bir iş adamı gözüyle Şener Bey'le şeye çıkalım, kareye çıkalım, şöyle İzmir'e bir bakalım. Belediye başkanı olsaydınız siz neler yapmak isterdiniz kentte? Ya o kadar siyasi sorular sormamamız lazım. Ama siyasi, belediye başkanı olarak değil, bir İzmirli vatandaş olarak söyleyeyim. O kalenin, o kaleden İzmir'e baktığınız zamanki görüntüdeki o İzmir'i cennete çevirmeye çalışırdım. Çünkü İzmir'in doğasıyla, insanıyla ne şekilde olursa olsun bakın bir cennet ülke bunun. Bir köşesi burası. Dört mevsimi her şekilde yaşayabilen, bu kadar güzel bir yerdeyiz, hiçbir yerinden faydalanamıyoruz diyebilirim. Evet, hiçbir yerinden faydalanamıyoruz derken herhalde denizinden, körfezinden, dağlarından, çevredeki doğal güzelliklerinden yeterince yararlanamıyoruz. Yeterince bunlarla ilgili çalışmalar yapıp bu ülkede bu insanları buraya çekip İzmir'de dünyayı buraya getirebilecek imkanları sağlayamıyoruz demek. Yani bu İzmir'de daha çok şeyler yapılabilir. Çok şeyler yapılabilir. Burası daha çok güzel bir şehir. Yapılması gereken eski çok şey. Eski şeyler var demek ki İzmir'de. Çünkü şöyle bakıyorum, belediyemiz genel yönetimler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sivil toplum örgütlerinden yahut da iktidardan engellendiği söyleniyor. İktidar bir şeyler yapmaya kalkıyor. Buradaki yerel yönetim hoşlanmıyor. Yahut da sivil toplum örgütleri karşı çıkıyor. Muhalefet ve iktidar milletvekilleri ve belediyemiz bir türlü bir araya gelemiyor. Üniversiteler bir araya gelemiyor. Yani topluca bütün bunların toplamıyla birlikte karar veremiyoruz. Bir eksiklik değil mi? Tabii ki eksiklik. Yani burası İzmir'se, İzmir bizim ülkemizin güzide bir şehri ise burayı yönetenler yukarıdan aşağıya kadar herkesin birliklerinde destek alarak beraber yönetmeleri için ne gerekiyorsa herkes üzerine düşenleri yaparsa İzmir mükemmel bir şehir olur. Şimdi baktığımız zaman olmaması gereken her şey var, olması gerekenler yok. Neden sizin söylediğiniz gibi kesinlikle yerel yönetimler başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, üniversiteler birbirlerine hep destek verecek kurumlar bunlar. Eğer bunları birleştiren bir güç olduktan sonra bunlar da İzmir mükemmel bir şey olur. Evet, herkesin beklediği o. Herkesin beklentisi o. İzmir'in daha güzel olması, daha yaşanılır bir kent olması. Evet, süremizin de sonuna yaklaştık. Ben son sözü de size vermek istiyorum. Son söz olarak bir iş adamı olarak gerek iş adamlarına, gerekse iş arayan, işe yarayan arkadaşlarımıza son söz olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun, bekarsınız. İş adamı tüm arkadaşları için, İzmir için üretimde gerekli destekleri alarak sonuna kadar çalışmaya devam etmemizi, yılmamamızı ve hepimizin işlerinde başarılı olarak gelecek günlere aydınlık gözlerle bakmamızı diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Şener Kırıkkaya biz teşekkür ederiz. Güzel bir sohbetti. Daha konuşacak çok şey var aslında ama İnşallah ileride tekrar birlikte mutlaka
güzel konuları konuşmak üzere burada oluruz. İnşallah. Evet, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, yeni bir özel burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Şener Kırıkkaya'ydı, Begos Yönetim Kurulu Başkanı. Biz yeni günlerde sonra çok teşekkür ediyoruz ve kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yeni bir özelde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.